Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alaaddin Hocam. Bugün sizinle birlikte 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularına bakacağız. Çoğunlukla arkadaşlar benzerlik konuları karşımıza çıkıyor. Ben 10 tane soru hazırladım. Benzerlikle alakalı bu dersimizde bu 10 tane soruyu birlikte çözeceğiz. Ara ara kurallarından da bahsetmiş olacağız ve dersimiz başlasın arkadaşlar. Şimdi birinci soruda sevgili arkadaşlar ABC üçgeni vermiş, bir de KLM üçgeni verilmiş ve demiş ki şu işareti biliyorsunuz belki, şu işaret benzerlik arkadaşlar. Nasıl oluyor? Şöyle ve şu şekilde oluyor. Biz buna benzer üçgenler diyor. Şu düzeltmeyi ben bir kapatayım arkadaşlar. Evet. Şurada özür diliyorum hemen. Evet. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle iki çizgi, üstüne de şöyle bir benzer ifadesi geliyor. Peki bu iki üçgenin benzer olduğunu gördük. A açısı kaç derece? Çok basit bir şey arkadaşlar. Bu arada siz hemen şunu, şurayı 45-55 daha ne yapar arkadaşlar? Ne yapar? 100. Buraya kaç kaldı? 80. Nereden biliyorum? Bir üçgende iç açıları toplamı 180 derecede ondan. Peki bunların arkadaşlar hangi açıların hangi açılara eşit olduğunu nereden bileceğim? Yani A açısı hangi açıya eşit? B açısı hangi açıya eşit? Bize burada ipucu vermiş. Bakınız A açısı K açısına eşit. Bakın K açısı. Yani burası 45. Şurası 45. Uzatıyorum tabii şu anda. Siz direkt bulabilirsiniz ama. B açısı L açısına eşit. B açısı burası 55 arkadaşlar. 55 derece. O halde burası da C açısı olan 80. Yani şurada 4A eksi 20 eşittir 80'den. 20'nin kulağından tut gönder diğer tarafa kardeşim. 4A eşittir 80 artı 20. 4A eşittir 100. A eşit ne çıkar? 25 çıkar. Doğru cevabımız Ceyhan, yani 25 olur diyoruz. İkinci sorumuz arkadaşlar yine bir benzerlik sorusu. Bu paralellik arkadaşlar çok çok önemli. Bakın şu, şuna paralel vermiş. Şurada bakın AB, CD paralel vermiş. Genelde ya açı açı özelliği vardır ya işte açı kenar açı özelliği vardır. Ya da kenar 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 özelliği vardır. Biz bunları sorular üzerinde ifade etmeye çalışacağız. Mesela ben bakın burada çok basit bir şey söyleyeyim size. Şuraya ben bir A açısı dersem iç ters açılardan buranın da A olduğunu göreceğiz. Buraya mesela bir B açısı dersem iç ters açılardan buranın da B olduğunu söylemiş olacağız. Buraya ben bir C açısı dersem şuraya da C açısı demiş olacağım arkadaşlar. Ve açıların gördüğü kenarlar üzerinden hareket ederseniz harika bir iş yaparsınız. Mesela burada bakınız 2AB eşittir CD. Yani siz AB'ye mesela x derseniz şurada c de burada ne olur kardeşim? 2x olur. Süper. Bir de AD'yi bize 12 birim vermişler. Arkadaşlar AD 12 ise ben mesela şuna bir y desem buraya ben 12 eksi y demiş olacağım sevgili arkadaşlar. Peki şimdi benzerliğimizi yapalım. Bize sorulan şey AE uzunluğu, yani y'yi soruyor aslında. Ya burada x yazmasak da olur. X yerine k yazarsın, 2k yazarsın. Önemli değil. Ya da bu sorularda 1'e 2 yazsan da önemli değil. Nasıl olsa oran olacak. Oranlarda zaten istediğin değişikliği yapabiliyorsun. Problem olmuyor. Peki o zaman bakın ABC var burada. ABC var. O zaman açı açı özelliğine göre ABC üçgeni ile arkadaşlar CED üçgeni birbirine benzerdir diyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Peki. Burada kısa bir yol söylüyorum. C'nin gördüğü x, bakın C'nin gördüğü x küçük üçgende şurada. Şurada C'nin gördüğü kaç? 2x bakın. 2x eşit. Peki bize ne lazım? AE. AE'ye ulaşmam için A'ya bakmam lazım. A'nın gördüğü y. Diğer üçgende A'nın gördüğü 12 eksi y. Burada sadeleştirme yaparsınız. Şu x'ler gider arkadaşlar. Şurada ne kalır? 1 bölü 2.
Eşittir y bölü 12 eksi y. İçler ve dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor. 2y eşittir 12 eksi y oldu. Şöyle bir y'leri gönderdik diğer tarafa. 2y eksi y de diğer tarafa artı y diye geçerse ne olur? 3y olur. Her tarafı o güzel anı yaşamak için 3'e böleceğiz. Şöyle. Ve y eşit 4 bulunmuş olur. Doğru cevabınız Bursa diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine benzerlik sorusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruda bize bazı güzellikler vermişler aslında. Mesela şu açıyla şu açı bize soruda verilmiş. Ben hemen bunları harflendiriyorum. Sizler de soruları çözerken lütfen harflendirin. Çünkü gayet işinizi kolaylaştırıyor. Ben buraya bir A diyorum. Buraya bir A diyorum. Rastgele şuraya bir B diyorum. Siz başka bir şey deyin. Önemli değil. Şimdi ben soruyorum. Bu arkadaşlar şu DEC üçgenine bakın. Bir de BAC üçgenine bakın. Bir açısı A, bir açısı A. Bir açısı B, büyük üçgende görün. Yine B. O zaman ben buraya bir C dersem şu eksik kalan kısmı da C olmuş olur. Bakın bir daha söylüyorum. İki üçgeni karşılaştırdığınızda eğer iki tane açı eşit çıkarsa, ikişer açıları eşitse, üçüncü açıları eşit olmak zorunda. Peki, o halde şu DEC üçgeni ile BAC üçgeni şu anda benzerdir diyoruz. Madem benzerdir, o halde şunu yapmamız lazım. Ne lazım bize kardeşim? AD. AD'ye ben şurada bir müsaadenizle X yazayım. Peki ne oldu şimdi? Küçük üçgende arkadaşlar C'nin gördüğü 10. Küçük üçgende C'nin gördüğü 10. Bakın şöyle. Şuradan görün. Şöyle ok işareti. Büyük üçgende C'nin gördüğü bakın bunun tamamı. Yani kim? Yani X artı 6 kardeş. Peki bize bir oran daha lazım. Küçük üçgenden başladıysanız sonuna kadar küçük üçgende devam etmeniz lazım. Yani pay kısmına yazacağınız oran ya da sayı küçük üçgenle ilgili olmalı. A'nın gördüğü 6 küçük üçgende. Büyük üçgende A'nın gördüğü kaç kardeşim? 12. Buradan 10 bölü x artı 6. Burası kaç kaldı arkadaşım? 1 bölü 2 ne yaptık? Sadeleştirdik bakın. Sonra içler ve dışlar çarpımı yapmamız lazım. Şurada şöyle şöyle. 2 çarpı 10 20 ve x artı 6 kaldı bakın. 6'yı şöyle bu tarafa getirdik diyelim. Ne kaldı? 14 kaldı. 20'den 6 çıkarsa 14 doğru cevabımız A şıkkı olmalı. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Takıldığınız bir şey varsa yorum kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Dördüncü soru yine bir benzerlik sorusu ve bize yine bazı güzel bilgiler vermiş. Mesela şurada şu açının şu açıya eşit olduğunu söylüyor. Güzel. Ben mesela şu açıya bir rastgele B diyorum. O halde bakın ADC üçgeni ile ABC üçgeninin ikişer açıları eşit oldu. Neden? AB var. E bu da AB var. O zaman üçüncü açıları da aslında eşit olmalı. Üçüncü açı yazmanıza gerek yok bu soru için. Ama isterseniz şuraya bir C yazarsınız. Ve bunun tamamı bu sefer C olmalı. Onu şimdi yazmaya gerek yok bu soruyu çözerken. Peki bakalım soruda bize neler vermiş? AD 2, AC 6, efendim CD bize neyi verecek? 5'i verecek. Buna göre BC'yi soruyor. Ben BC'yi X diye hemen harflendireyim. X dedim. Peki burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şu ADC ile ABC arasındaki benzerliği kurmam lazım. Mesela A'nın gördüğü burada bakın A'nın gördüğü ne? Şöyle 2 değil mi? Şurada yazıyorum 2 bölü. Peki bu büyük üçgende A'nın gördüğü ne? 6 görebildiniz mi? Bakın A'nın gördüğü şuradan isterseniz çizebilirim ama 5'i bozlarız diye kalsın o. Peki benim x'e ulaşmam için bir b'yi kullanmam lazım. Arkadaşlar küçük üçgende b'nin gördüğü 5. Büyük üçgende bakın ABC üçgende b'nin gördüğü ne? X. Süper. Peki 2 bölü 6'yı biz hemen şöyle çuf çuf yaptık. Bunlar gitmiş olsun. İçler ve dışlar çarpımından kardeşim. Şöyle yaptınız mesela. X çarpı 1 x. 3 çarpı 5 15 olur diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı olmalı.
Beşinci soru bir arkadaşlar yamuk sorusu ama paralellik verdiği için bize nerede paralellik var hocam diye sorarsanız bakın şurada paralellik var. DC, EF'ye bu da bize AB'yi verecek diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar özel bir yöntem söyleyeceğim size. Özel yöntem ne? Hemen size şuradan. Bakın şuradan CB'ye paralel çizmeye çalışıyorum. Evet, çizmeye çalıştım ve güzel oldu. Şimdi arkadaşlar paralel çizdiniz ya. Şöyle bir şey oldu. Şimdi burası 4 ise burası da 4 kaldı. Haliyle burası da 4 oldu. Öyle değil mi? Peki EF'nin tamamı 7 ise buraya 3 kalmaz mı? Neden? 4 burası ise geriye kaldı 3. Peki AB'nin tamamı 4 ise buraya 5 kalmaz mı? Tabii ki kalır diyoruz. Bize sorulan şey ne? DE bölü A. Şu bölü şu. Arkadaşlar, şimdi bu oranı şöyle yapabilirsiniz. Bakın paralel olduğunu gördünüz ya. Ben yine harflendirme yaparsam daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Buraya ben A diyorum. Buraya da bir A diyorum. Niye? Yöndeş açılar. Buraya bir B diyorum. Bakın B açısı hem DE, şuraya bir K diyelim mesela. DEK'nın bir açısıdır. Aynı zamanda DA, buraya da bir L diyelim. DAL'nin bir açısıdır. O halde bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. A'nın gördüğü burada bakın A'nın gördüğü küçük üçgende DE tabi benzer olduğunu söyledik. Büyük üçgende A'nın gördüğüne bakın bunun tamamı değil mi? Bunun tamamı. Yani DA diyelim şimdi. Çok güzel. Peki bu neye eşitmiş? B'nin gördüğü 3. B'nin gördüğü büyük üçgende şu DAL üçgeninde 5. Ben buradan şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. DE'nin tamamı 3K ise mesela ya da 3T olsun. Burada DA'nın 5T olduğunu herhalde söyleriz değil mi? Şöyle 5T olduğunu söyleriz. Çok güzel, çok basit bir yöntem. Peki siz buraya 3T dediniz ya mesela. DA'nın tamamı da 5T. Peki buraya kaç T kaldı? 2T. Harika bir şey. Bize sorulan şey ne? DE 3T efendim EA 2T. Hadi T'ler gitsin kardeşim. 3 bölü 2 aradığımız cevaptır diyoruz. Evet, şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bazen sizin bir şey düşünmeniz lazım. Bazen sizin bir oranı elde etmeniz lazım. Bu soruya bir bakalım. Yukarıda verilen şekilde ABC, DCE birer üçgendir. ACB açısıyla BCE açısı birbirine eşittir. Buna göre X acaba uzunluğu kaç? Yani DE uzunluğu acaba kaç olur diye soruyoruz. Şimdi burada yine ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buraya bir A dersem, buraya da bir A demek istiyorum. Tamam. Şu ABC ile efendim DCE üçgeninin birer açısı eşit. Acaba bir açısı eşit olsa iki tane de kenarı orantılıysa benzer olur mu? Tabii ki olur. Peki acaba bakalım. Şu misal, şu üçgende 4 bölü 6 var. Bir oran buldum. 4 bölü 6 değil mi? Peki bu diğer üçgende bunu verebilecek bir şey var mı? Var. Bakın şu 8 bölü 12. Bakın şu BC ile bunlar şu anda birbirine eşit mi? Eşit. Ha, o zaman bu bir benzer olayı var. Bir benzer üçgen arkadaşlar. ABC ile efendim DCE'nin benzer olduğunu söyleyeceğiz. Peki oranları nasıl yapacağız şimdi? Bakın A'nın gördüğü X küçük üçgende. A'nın gördüğü 18. Süper. Peki benim bir şeye daha ihtiyacım var. O da neydi arkadaşlar? Zaten ve belli. Bakın 4 bölü 6. Ya da 2 bölü 3. Ya da kalsın. Direkt şunu götürün. Şöyle kardeşim götürün. 3 içler dışlar çarpımı yapın. Ne yaparsınız? 12 yaparsınız. Bakın benzerliği nerede gördük? Bir açıları ortak ve karşılıklı iki kenarları da orantılı çıktı. O yüzden bu da benzer üçgenler konusuna giriyor. Benzerliği kullandık. X eşit 12'yi bulduk. Süper. Şimdi şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Ben isterseniz bir tık daha büyüteyim şurayı. Müsaadenizle. Evet. Şöyle iyi herhalde. Birazcık bozuldu mu şey? Bir tık daha aşağı çekelim. Tamam. Şimdi
Bu tarz sorular klasik soru tipleri arkadaşlar. Yani bakın iki tane ayrı ayrı üçgen vermiş ama paralele bakın. EF ile AB paralel, bir de DC ile FK. DC ile FK paralel. Süper. Bize burada bir şey vermiş. Bakın DC 21, onda problem yok. Fakat şurada güzel bir şey vermiş. 7 tane EF, 4 tane AB. Ben EF'ye 4K diyebilirim. Bakın şurada şunu oranlayabilirim. EF'ye 4K diyorum. Ya da 4x diyorum. Hiç önemli değil. 4x olsun. Efendim o zaman AB de bakın AB de 7K olur. Şurası da ya da 7x pardon. 7x diyeceğiz. Peki. Az önceki şu soruya benzer bir şey çıktı. Bakın. Şimdi burası 4 bölü 7 ya. Bu açıları isterseniz şöyle bir eşitleyebilirsiniz. Buraya AA diyebilirsiniz. Önemli değil. Arkadaşlarım. Şimdi burada A'nın gördüğü şurası. Burada B diyelim olmazsa. Bakın başta şunu söylemek lazım. DAF üçgeninde, DEF üçgeninde B'nin gördüğü 4x. Şurada. B'nin gördüğü 4x. Büyük üçgende B'nin gördüğü 7x. Bize KF'yi soruyor. KF'ye de Y diyelim şimdilik. Peki arkadaşlar. A'nın gördüğü ne? DF. Büyük üçgende A'nın gördüğü, bakın A'nın gördüğü ne? Şurada DB. Yani burası ne oldu kardeşim? 4 bölü 7 oldu. Neresi? Şu DF ile DB'nin tamamı. Ben şöyle farklı bir renk seçip devam edeceğim. Mübarek renkten devam ediyorum. Yeşil. Arkadaşlar DF'ye ben 4T desem. Bunun tamamı, şu DB'nin tamamı eğer 7T ise buraya 3T kalmaz mı? Kalır. Şimdi sizden isteğim şu. Şu üçgeni görmeyin artık. Şu var ya DAB üçgenini asla görmeyin ya da ABD üçgenini görmeyin. Peki neyi göreceğiz? Şurada B arkadaşlar CD üçgenine bakın. Bakın şu 21 var, Y var. Bunlar paralel mi? Paralel. O zaman Y bölü 21 ile başladık. Ve şuraya isterseniz bir C açısı deyin. Arkadaşlar şuraya da bir C açısı diyebilirsiniz. Peki ne oluyor? Bakın C'nin gördüğü 3T, C'nin gördüğü burada 7T oldu. T'leri gönderdik. Şunlar da sadeleşebilir mi? Evet. Ne kaldı burada? 3. Y bölü 3 eşittir. 3'ten Y ne çıktı kardeşim? 9 çıktı. O zaman doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Yani bu soruları çözerken bir üçgenden diğerine atlamanız lazım arkadaşlar. Şu üçgenden küçük üçgene ne yaptık? Atladık. Ve benzerliği bu şekilde oraya aktardık. Şimdi gelelim 8. soruya. 8. soruda diyor ki boyu, güzel bir soru bu arada. Boyu 1,8 metre olan Alper'in güneşi bir günün belli bir anında gölgesinin uzunluğu 0,6 metreymiş. Buna göre Alper'le aynı anda ve aynı konumda bulunan 6 metre boyundaki bir elektrik direğinin gölgesinin uzunluğu kaç metredir? Bunu tabii ki şekle dökmeniz lazım arkadaşlar. Peki şekle nasıl dökeceğiz? Şöyle bir şey yapalım. Düzeltme yığınına girelim. Bakın arkadaşlar şurada ben şöyle bir şey yapsam. Bir zemin çizelim. Şöyle bir zemin yapalım ya da şurada bir zemin çizelim. Ama çizemedim ama düzeltir inşallah. Düzelmedi. Şöyle bir daha geri gelelim. Şimdi oldu. Ve şuradan yani idare eder. Peki. Arkadaşlar bir şey daha yapmam gerekiyor şu anda. Şimdi diyor ki boyu 1,8 olan bir Alper var. Güneşi bir günün belli bir anında gölgesinin uzunluğu 0,6. Şimdi Alper şurada bir yerde diyelim. Şöyle bir çizmem lazım. Süper oldu şimdi. Farklı bir kalemle devam ediyorum arkadaşlar. Şu düzeltmeyi de kapatayım. Güzel. Şimdi şurası Alper. Şurası var ya.
Alper. İsterseniz bunu harflendirin. A, B, C, D ve E. Bakın Alper'in arkadaşlar, Alper burada. Alper'in boyu ne? 1,8 metre. Peki şurada elektrik direği var. Bakın şurada komple AC elektrik direğinin boyu ne? 6 metre. Aynı konumdaymış. Aynı konumdan yukarı doğru çizdim. Aynı yer. Peki şu AD'yi siz zaten bulabilir misiniz? Bulursunuz. Neden? Çünkü tamamı 6 ise bize lazım olmayabilir ama tamamı 6 ise 1,8'i Alper'in boyunu düşerseniz kaç kalır? 4,2. Toplasanız 6'yı veriyor. Peki bir şey daha var arkadaşlar. Şu Alper'in bakın şurada gölgesi oluşuyor. Bak şu onun gölgesi. Şuraya yazalım gölge. Burası gölge. Gölgesinin boyu 0,6. Buna göre diyor elektrik direğinin boyu acaba kaç? Yani bize şurası soruluyor. Elektrik direğinin boyu kaç? Ben burada yine arkadaşlar harflendirme yöntemiyle çözmek istiyorum. Şöyle hemen bakalım. Şimdi ben buraya paralel ya bunlar hani. Ben buraya bir efendim A desem şuraya da bir A diyebilirim. Hiç problem yok. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki. Diyelim ki ben buraya bir B yazdım. E şu küçük üçgende AB var. Büyük üçgende AB var. O zaman şurası C ise şurası da C. Zaten iki üçgende ikişer açıları ortaksa üçüncüsü %100 ortak olmak zorunda. Peki o zaman üçgenlerin benzer olduğunu gördük. Yani DEC ile ABC üçgeni %100 benzer. Benzerliği kurmaya çalışalım. A'nın gördüğü burada ne? 1,8. A'nın gördüğü büyük üçgende ne? 6. Peki C'nin gördüğü burada 0,6 mı? Evet. Büyük üçgende C'nin gördüğü kim? X. Harika. Arkadaşlarım ben burada şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu 1,8 ile 0,6'yı sadeleştirsem kolaylıkla şöyle bunları bir göndersem. Buraya 3 kaldı mı? Kaldı. Peki burada siz içler dışlar çarpımı yapsanız ya da sadeleştirme de yapılabilirdi başta. Önemli değil. X kaç kaldı kardeşim? 2 oldu. Bize sorulan şey ne? Zaten X'ti. Çok güzel bir soru. Yani öğrenci genelde sözel sorulardan korktuğu için arkadaşlar karşımıza sık sık gelebilir. Ama gördüğünüz gibi şekle döktüğünüz anda olay tabii ki bitiyor. Yine şekilli bir soru. Az önceki soruya aslında mantık olarak benzer bir soru. Yine benzerliği kullanacağımız bir soru tipi. Hemen çözmeye başlayalım. Arkadaşlar şekildeki düz zemine yerleştirilen aynaya A noktasından gönderilen ışık B noktasından yansıyarak duvardaki C noktasına ulaşmıştır. İyi. Tak tak hepsini vermiş. Ha burada güzel şeyler var. Açıları bize vermiş. Ben buraya AA diyorum tekrar. Siz de harflendirin. AK'ya 2 demiş. Efendim KB 3 demiş. Ondan sonra CL de 6 demiş. Bize sorulan şey BL uzunluğu. Ben çaktırmadan buraya bir X demek istiyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi soruyorum. A var, 90 var. A var, 90 var. Ben o zaman şuna bir B açısı desem şurası da B olmaz mı? Neden? İki üçgende karşılaştırdığınızda iki açıları ortaksa üçüncüsü de tabii ki ortak olmalı diyoruz. O zaman A 90, A 90, üçüncüsü B olsun. Her iki yerde B'yi yazdım. Peki bu üçgenler benzer. %100 kanaat getirdik artık. Benim X'e ulaşmam lazım. O zaman arkadaşlar B'nin gördüğü 3 kısaca bu arkadaşlar harflendirme yapıp işlem yaparsanız işleminiz çok kolay çözülüyor ve sonuca çok hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bakın B'nin gördüğü 3, B'nin gördüğü X. Efendim A'nın gördüğü burada hangi üçgenden başlarsanız sonuna kadar onunla gitmelisiniz. A'nın gördüğü 2. Bakın A'nın gördüğü 2. A'nın gördüğü 6. Burada sadeleştirme yapabilirsiniz. Şurada bakın sadeleştirme yaptınız. X burada ne çıktı kardeşim? 9 çıktı diyoruz sevgili dostlar. Şimdi son bir sorumuz var. 10. soru yine yeni nesil soru tiplerinden bir tane ama emin olun az önce yaptığımız şu sorudan mantık olarak hiçbir farkı yok. Sadece şekli biraz değişmiş. Top sahasında dönmüş.
Bir halı saha var. Efendim P noktasındaki oyuncu K noktasındaki oyuncuya pas atıyor. K noktasındaki oyuncunun attığı top R noktasına giderek gol oluyor falan filan. Buna göre bazı veriler var. AK uzunluğu acaba ne olur diye söylüyoruz. Arkadaşlar müsaadenizle bunu bir tık daha büyütüp öyle devam edeyim. Tamam, süper oldu. Şimdi burada bakınız arkadaşlar yine eşit açıları kullanacaksınız. Buraya siz bir A dediniz. Şuraya da A dediniz. Şu açıya da A dediniz. Şu. Bunlar eşit. Peki. Burası 90 mı kardeşim? 90. Burası da 90 mı? Tabii ki 90. O zaman şu açıları B desem şu açıya da bir B diyeceğiz. Ve getirip şu verilenleri bir yerine yazalım. PA2. PA neresi kardeşim? Şurası. PA2. Efendim BR 8. BR neresi? Burası 8. AB 30. Tamam. AK'yı soruyor ya ben buraya bir X dersem o zaman şunun tamamı KB uzunluğu 30 eksi yani şu 30 eksi X olur diyoruz. Süper. Benzer mi? Benzer. Nereden biliyorum? Bütün açıları eşit. O halde bu benzer. Peki küçük üçgende A'nın gördüğü X şurada bakın. Büyük üçgende A'nın gördüğü kaç? 8. Peki burada B'nin pardon A'nın gördüğü 2 idi. Özür diliyorum. Şuradan bir düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Şekil biraz küçük olmuş ya üçgenin içi. Şimdi bakın A'nın gördüğü burada 2. Şu da A'nın gördüğü 8. Şimdi oldu. B'nin gördüğü X. B'nin gördüğü bakın şu 30 eksi X. Bir sadeleştirme yaptık mesela. Şurada sadeleştirme yaptık. 1 bölü 4. X bölü 30 eksi x oldu. İçler dışa çarpımı yaparsın şöyle. 4 çarpı x eşittir 30 eksi x. Şöyle x'i buraya attık. 4x artı x eşittir 30 oldu arkadaşlar. 5x eşittir 30 oldu. Her iki tarafı o güzel anı yaşamak için 5'e bölüyoruz. Hangi güzel an? Şu sadeleştirme anı. X buradan kaç çıktı kardeşim? 6. Aradığımız neydi? X zaten isteniyordu. Doğru cevabımız burada C şıkkıdır diyoruz değerli arkadaşlar. Ve böylelikle bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayanlar varsa hala lütfen abone olup destek olsunlar. Bizi izlemeye devam edin. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakınız.